Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala Muhammedin ve âlihi ve sahbi ecmaîn. Tesil baştan 34. ders. Sual: Beyinu ahkâmel iktidâi. İktidanın şartlarını yani hükümlerini bize açıklayınız. Cevap: Tafsilu zâlike, bu konunun açıklaması kemayeli aşağıda anlatıldığı gibidir. 1. Tecuzu salatul müfteridi, farz namaz kılan kişinin namazı caizdir. Halfel müfteridi, yine farz namaz kılan diğer birine arkasında kılması, yani ona tabi olması caizdir. Ancak şu şartta: İza kana yusalliyani, ikisi de kılıyorlarsa fardan vahiden, tek bir namazı, yani aynı namazı, aynı cins namazı kılıyorlarsa. Mesela felev tehalefa, ikisi yani iki namaz birbirine muhalefet eder. Bien mesela şu şekilde: yekune ahaduhuma, iki namazdan biri, yani iki namaz kılan birden biri kılmaktadır. Yusalli ez-zuhre, öğle namazını kılmaktadır. Ve laheru, diğeri ise yusalli el asra, diğeri ise ikindi namazını kılmaktadır. Ev ya da şu şekilde olabilir: ahaduhuma, biri yusalli el zuhra, yine öğle namazını kılıyor, ancak min hazel yevmi, bugünün öğle namazını kılıyor, şu andaki geçerli öğle namazını kılıyor. Ve laheru, diğeri ise yusalli el zuhra, diğeri de yine öğle namazını kılmakta, ancak minel yevmil madi, geçmiş günlerin, yani kazası kılan, kaza namaz kılan birisidir öğle namazının. Mesela örneğin bu şekilde olursa la yecuz el iktidai, birbirine uymak caiz değildir. Dolayısıyla anlaşılan her iki kişi, yani bir uyan ve imam olan kişinin aynı namazı aynı şey namazı kılmaları lazım. Bir farklılık olmaması lazım namazlarında. 2. Ve yecuzu, yine caizdir. En ye'ummel müteyemmimu, teyemmüm eden kişinin, teyemmümle namaz kılan kişinin imamlık yapması caizdir. El mutavaddiine, abdestle namaz, yani abdest almış o şekilde namaz kılan kişilere imamlık yapması caizdir. 3. Ve yecuz ve keza yecuzu, yine caizdir. En yevmel masihu, masih olan, yani mesheden alel hufeyni, mest üzerine mesh ederek namaz kılan kişinin caizdir. El gasiline, ayaklarını yıkayan kişiye imamlık yapması caizdir. Ayaklarını yıkan kişilere. 4. Ve tecuzu, yine caizdir. Salatul kaimi, ayakta namaz kılan kişinin namazı uyması caizdir. Halfe men yusalli kaiden, oturarak namaz kılan kişiye uyması caizdir. Limaradihi, tabi hastalığından dolayı oturarak namaz kılan kişiye ayakta, kıyamda durabilen kişinin uyması caizdir. 5. La yusalli ellezî, namaz kılamaz. Yerka'u ve yescudu, rükû edip secde edebilen kişi namaz kılamaz, yani uyamaz diyecek. Halfe men yusalli bil imai, ima ile namaz kılan kişiye uyamaz. İma ile namaz kılan kişiye normal ruku ve secdesini yapabilen kişi uyamaz. 6. Ve yusalli el mutanaffilu, nafile namaz kılan kişi kılabilir. Halfel müfteridi, farz namaz kılan kişinin arkasında namaz kılabilir. Yani farz namaz kılan kişi nafile namaz kılan kişiye imamlık yapabilir. Bu konuda namazlarının aynı olması şartı, birinci maddede zikredilen aynı olması şartı geçerli değildir. Nafile namaz kılan kişi farz namaz kılan kişiye tabi olabilir. 7. Ve la yecuzu aksuhu, tersi yani nafile namaz kılan kişiye farz namaz kılan kişinin uyması caiz değildir. 8. Ve la yusalli gayril ma'zuri, mazur
olmayan yani özürlü olmayan kişi uyamaz, tabi olamaz, namaz kılamaz. Halfel ma'zuri özürlü olan kişinin arkasında namaz kılamaz. Özür sahibi kişi yani normal özür sahibi olmayan kişilere imamlık yapamaz. Özürden kasıt nedir mesela? Raculun birisi bir hisse sulusu bevlin. Birinde idrar tutamama hastalığı var. İdrar kaçırma durumu vardır. Ev ya da infilatu rihin ya da gaz tutamama olayı vardır. O veya ev cerhun ya da bir yara vardır kendisinde. La yarqa'u iyileşmeyen bir yara var. Yani yaralı kanlı bir şekilde kurumamış kanı o şekilde yara vardır. İyileşmemiş bir yarası vardır. Bu şekilde bu özür sahibi olan kişiler fe innes sahihet tahirel hakikiye normal hakikatte tahir olan ve sahih yani sağlam hastalıklı olmayan bir özür sahibi olmayan kişi la yusalli halfehu bu tür özür sahibi olan kişilerin arkasında namaz kılamaz. Çünkü onların abdestlerinde bir sorun vardır. Normal kendilerini kurtarırken abdestleri başkalarının için geçerli olmaz. Ondan dolayı normal özür sahibi olmayan kişi özürlü kişiye imamlık yapamaz. 9. Ve la tusalli el mer'atu bayan et-tahiretu tahir olan yani herhangi bir hayız veya nifaz gibi herhangi bir durumu olmayan bir istihaze daha doğrusu yani normal istihaze olmayan bir kadın temiz olan bir kadın kılamaz imam uyamaz halfel müstehadati istihaze olan yani hastalık kanı olan bir bayanın arkasında namaz kılamaz uyamaz. 10. Ve la yusalli el kari'u kari olan yani okuma bilen ki kasıt şudur ey ellezî yakduru ala kiraeti ayetin minel Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet dahi olsa o kadar bilen, okuyabilen kişinin namaz kılması yani uyuması caiz uygun değildir. Halfel ümmi ümmi kişinin arkasında yani ümminin kari olan kişiye veya öyle ki bir ayet-i kerime tek bile olsa okuyabilen kişiye uyması uygun değildir. Ümmi kimdir? Ehvellezi o şudur. La yakduru güç yetiremiyor alel kıraatil mefrudeti farz olan kıraati yapmak konusunda eksikliği olan kişidir. Farz kıraati yapamayan kişidir ümmi. 11. Ve la yusalli elbise giyen yani giyinik olan kişi uyamaz, namaz kılamaz. Halfel uryani çıplak kişinin arkasında namaz kılamaz. Yani çıplaka uyamaz giyinik olan kişi. Sual. Men iktida bi imamin. Bir kimse bir imama uydu. Sümme alime sonra öğrendi ki ennel imame İmamı kâne alâ gayri taharetin. Namaz, abdesti yoktu. Abdestsiz bir şekilde namaz kılmış imam. Bunu sonradan öğrendi. Namaz kıldıktan sonra öğrendi ki uyduğum imam abdestsizmiş. Mâze yefal? Bu ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır bu kişi? Cevap, yu'idus salâ. Namazı iade edecektir bu kişi. Tekrardan yıkılacak, iade edecek. Faslun fi idrakil faridati farzlara ulaşma yani farzları yerine getirme noktasındaki konu. Sual. İn salla rak'aten. Bir kişi bir rekat namaz kısa min salati zuhri evli eşya'yı yatsı veya öğle namazı bunlardan birinin bir rekatını kılarsa bir kişi münferiden tek başına imama uymadan yani cemaatle olmadan tek başına bir kişi namaz kıldı öğle veya
akşam yatsı namazının bir rekatını. Ve kayyedaha bis secdeti ve secdesini de yaptı, yani bir rekat kılıp secdeyi de yaptı, bir kıyam, ruku ve secdesini de tamamladıktan sonra sümme kıymet, sonra cemaatle namaz başladı. Kamet getirildi değil de burada maksat, kıymeti salatu namaz başladıdır. Yani kamet getirilme olayı değil de namaz direktmen başladı. İmam tekbir getirdi, namaza başladı. Bil cemaati cemaatle. Mâze yefal? Bu kişi ne yapacak? Yani bir rekat namaz kılmış, secdesiyle beraber secdesini de yapmış. Ve o esnada, o secde yaptıktan sonra imam cemaatle namaza başladı. Bu şekilde münferit namaz kılan kişi ne yapmalıdır? Cevap: yusalli ileyha, ekler bu kıldığı bir rekata, rekaten okura bir rekat daha ekler, yani o rekat sayısını ikiye çıkarır. Sümme yusellimu, sonra selamını verir, yani iki rekata tamamladıktan sonra namazının selamını verip iki rekat kılmış olur. Ve yedhulü me'al imami, sonra imamla beraber fil cemaati cemaate dahil olur, yani namazını öğle ve yatsı namazı demiştik, o namazları cemaatle imamla beraber kılar. Sual: feinnem kayye daha bis secdeti. Birinci sualde bir rekatı kılmayı secdeyi de yapmış olmaya bağlamıştı. Peki secde yapılmamış, yani kıyam yapıldı, rükû yapıldı, ancak secde edilmemiş henüz. Bu durumda iken cemaatle namaz başlarsa kişi ne yapmalı? Feinnem kayye daha bis secdeti. Bu kişi ne yapmalıdır, yani o secde ile kayıt altına almayan, yani secde yapmamış sadece kıyam ve ruku etmiş kişi ne yapmalıdır cemaatle namaz başladığı zaman? Cevap: yakda'uha, o namazı kesecek, yani selam verecek. Ve yeşra'u, başlayacak ma'al imami, imamla beraber cemaatle namaz kılmaya başlayacak. Sual: fe'in salla selasen, bir kişi 3 rekat kıldı. Minaz zuhri evil eşai, yatsı veya öğle namazlarından birinin ilk 3 rekatını kıldı. Ve kayyede salisete, ve üçüncü, bis secdeti, 3. rekatı kıldı derken secdesini de yaptı. Yani tam bir rekat olarak tamamladı. Sümme kıymeti sala, sonra cemaatle namaz başladı. İmam tekbir getirdi. Cemaatle namaza başladı. Me hükmuhu, bu kişi ne yapmalıdır? Üçüncü rekatı da kılmış, sadece dördüncü rekatı kalan öğle ve yatsı namazlarında ki bu kişi ne yapmalıdır? Cevap: yutimmu salatuhu, namazını tamamlar. Sümme yehtedi bil imami, sonra imama uyar, mütenefelen, yani mütenefilen, nafile namaz kılıcı olarak, nafile namaz kılma için ona, yani imama uyar, bu namazını artık tamamlar. Sual: feinlem yukayyidi es-salisete bis-secdeti, peki 3. rekatı secde ile tamamlamamış, yani kayıt altına almamışsa keyfe yefal? 2 rekat kıldı, 3. rekatın kıyam ve rükûsunu yaptı. Henüz secdeye gitmemişken imam tekbir getirdi. Cemaatle namaz başladı. Bu şekildeki kişi ne yapmalıdır? Cevap: yakta'u ma salla, o kılmış olduğu 2 rekatı keser, yani bitirir. Ve yedhulu ma'al imami, ve imamla beraber fi salatihi, kılmış olduğu namaza, yani cemaatle namaza devam eder. Sual: keyfe yakta, peki bu kişi yani 2 rekat kılmış, 3. rekatında henüz kıyam ve secdesini yapmış kişi nasıl namazı keser dedik? Nasıl keser bu namazı? Cevap: huve muhayyerun, bu kişi muhayyerdir. Bu kişi muhayyerdir, yani dilediğini yapar,
manasında şu iki şık arasında inşaaya ade ilal kuudi istersen oturur tekrar kuuda yani teşehhüde oturur ve selleme teslimeten vahideten sonra bir tek selam verir tek bir selam şeklinde selam verir. İnşa kabbara bu bir birinci şekildi ve inşa ikinci şekil ise isterse şunu da yapabilir. Kebbara tekbir getirir. Hiçbir şey yapmadan olduğu halde kaimen ayaktayken yani yeddukule fi salatil imami imamın namazına dahil olmayı yani cemaatle namaz kılmaya niyet eder. Ve bizalike yahsulu bu şekilde hasıl olur el-emrani iki şey. Ani yani iki şeyden kasıt nedir? Kat as-salati elleti kâne yusalliha birincisi kılmış olduğu namazı kesmiş olur böyle yaparak ve duhule fisalatil imami ve ikinci olarak da imamın yani uymuş olduğu imamın namazına yani cemaatle namaza dahil olmuş olur. Bir bu şekilde yapmakla ikisi de yani hem namazı bitirmiş hem de imama uymuş olur. Bu iki şekilden ikisini dilediği şekilde yapabilir. Bu şekilde namazı ikinci rekatı tamamlayıp üçüncü rekattan sadece kıyam ve rükû yapan kişi bu iki şekilden biriyle namaza devam eder. Cemaatle namaz kılmaya da başlar. Ve ahiru davâ anenil hamdülillâhi rabbil âlemin. Rabbil âlemin. Rabbil âlemin.